Bugün ailemizin yeni üyesini sizlerle tanıştıracağız. Ailemizin yeni üyesi de kim diye sorarsanız Çekoslovak kurt köpeği. Dağlarda biz onunla gezerken sizler de hayranlıkla izleyeceksiniz. Kamplar yapacağız, gezeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bir an önce yanlarına gidelim, sizlere de gösterelim. Bu aslan parçasına çok özel bir isim verdik. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün ailemizin yeni üyesini sizlerle tanıştıracağız. Bunun için yolculuğa çıkacağız. Ailemizin yeni üyesi de kim diye sorarsanız Çekoslovak Wolf Dog. Yani bir kurt köpeği ama öyle böyle bir şey değil. Bir kurttan daha kurt görünümüne sahip ve dağlarda biz onunla gezerken sizler de hayranlıkla izleyeceksiniz. Abi şu kurtla bir dağlara çıksana, bir gezsene, kamp yapsana diye defalarca kez yorumlara da yazacaksınız. Bundan da eminim. 5 yıl bekledim ben bu hayvanı alabilmek veya işte onunla bu hayallerimizi gerçekleştirebilmek için ve sonunda Yaşar'la birlikte biz bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Dağlarda o kurtla birlikte kamplar yapacağız, gezeceğiz, mükemmel vakitler geçireceğiz ve bu anımızı, o kurtla ilk kez buluşma anımızı da sizlerle paylaşmak istedik. Şu an saat 9.30 sabah. Yaklaşık 8-9 saat sonra ailemizin yeni üyesi kendi çatısının altına kavuşacak. Yaşar Bey, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben de çok heyecanlıyım. Bir an önce gidip yavrumuza kavuşmak istiyoruz. Onunla çok güzel planlarımız var. Çok güzel vakitler geçireceğimize eminim. Çok güzel kamp videolarında bize eşlik edecek. Hava da çok soğuk. Bir an önce gidelim ve yavrumuzu alalım. Bu arada bir şey söyleyeyim. Yaşar'la sürekli konuşuyoruz. Ben Kıbrıs'tayken işte kar yağdı mı? Yaşar bana diyor, ne zaman kar yağacak? Şu hava durumuna bak diyor. Ben dedim ki ya beni bekliyor. Arkadaşlar bir geldik. Her yer şu anda bembeyaz. Çok güzel bir şekilde kar yağıyor ve bu karlı havaların hakkı da o kurtla dağlarda gezmek olacak. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Selam, hoş geldin. Ne yaptınız? İyi. Kamp macerasından sonra Ahmet, Allah. Yılmadın. Gelmeye devam. Gelmeyecek. Ne yapıyorsun? Heyecan var mı? Ne oluyor anladım, duyamadım heyecandan. Ya yalan söyleme, yalanı bırak ya. Neyse Ahmet, bundan sonra dağlarda korkmak yok. Yanımızda bir kurt olacak. Evet. Kurt köpeği bu arada arkadaşlar. Daha ne istiyorsun? Kurt demek hoşuma gidiyor, o yüzden. İsmini söyleyelim mi? Bence söylemeyelim. Yok. Sürpriz olsun, videonun sonunda söyleyelim. Belirledin mi ismini? Evet. Sana da söylemedim. Ya benim de haberim yok. Söyleyeyim mi? Aldığımızda söylersin. Sana söyleyeyim mi diyorum. Kameraları kapattı ondan sonra. Ben söyleyeyim, ne adın ne? Söyle. Ali İhsan. Ali İhsan bu. Bana bir şey. Ali İhsan ne lan, kurt köpeği bu. Kanka Ali İhsan uygun gördük ya. Eskilerden. Beğenmedin mi gerçekten? Oğlum nasıl bir vizyon bu? Ali İhsan diye hiçbir kurt köpeği ismi gördün mü sen? Görmedim. İşte ilk ve bize. Zaten yani kurt köpeği de az. Hayır, senin buna inanıyor olman saçma zaten. Ya niye inanıyor değil mi? Ali İhsan. En son dağda görüntülediğimiz ayıyı biz aldık saldık dediğimize de böyle inanıyor. Abi Kıbrıs'tayken çok özlemişim buraları bak ya. Bembeyaz, dağlar, ormanlar, gerçekten memleketin gözünü seveyim. Siz ne yaptınız? Güzel bir yerde bir kapanımız vardı, onu kontrol ettik. Çok bir görüntü alamamışız. Onu daha güzel bir mekana götürdük. Orada karda güzel gündüz bir başak çekmişiz. Oo. Onu da paylaşırsın. Aynen, şimdi ekrana verdik. Ben Kıbrıs'tayken foto kapanlar aktif olarak çalışıyordu zaten. Yaşar Bey de yeni bir araç aldı, hayırlı olsun diyelim ona da. Aslında ailemize yeni üye olarak aslında o arabayı da diyebiliriz. Sağlam bir araba aldı. Fotokapanların yerlerini ayarladı. Dün de gece ben gelir gelmez onların görüntülerini kontrol ettik. Çok güzel bir başak görüntüsü var. Normalde gündüz başak çekmek isteyelim. Ahmet sen de biliyorsun. Çok zor. Yani istediğin zaman bunu bu kadar kısa sürede çekemezsin. O yüzden elinize sağlık. Çok güzel bir noktaya, çok güzel bir şekilde kapanı yerleştirmişler ve sonuç olarak ekranda verdiğim başak görüntüsüne ulaştık.
Ahmet sen ne düşünüyorsun? En son Aras'la bir anın olmuştu. Aras bir çoban köpeği ama bu artık kurt köpeği yani. Bunun mizacı, davranışları çok daha farklı. En son Aras şöyle bir hafif yakalamıştı sanki senin paçandan. Dağın köpekleriyle pek aram iyi değil şu anda. Beni çok hoş karşılamıyorlar gittiğimde. Bakalım umarım yeni köpeğimiz öyle yapmaz bana. Isırmaz daha doğrusu. Bunlar böyle her insana hemen alışan bir hayvan değiller Ahmet. Yani öyle belli başlı 2-3 kişiye alışıyorlar. O yüzden bunun eğitim aşamasında, işte yetişme aşamasında sürekli bizi tanıması lazım. En azından beraber olduğumuz insanları görmeleri lazım. Yani görmesi lazım. Aras da beraber büyüdük neredeyse. Şimdi Aras seni çocukluktan kendi çocukluğundan beri biliyor ama sen Aras'ın yanına sessiz girdin. Yani hayvan seni bilemedi, hop ısırdı. İnşallah bu da ısırmaz. İnşallah. Fazla yaklaşmam da. Isırırsa daha farklı olur bence. Felaket. Bir de bunda havlama yok. Uluyor sadece. Günün belli saatinde sadece bir kere uluyor. Aa, çok güzel. Ayı izi takip ettiğimizi beraber. Çok salıyoruz, buluyor bizi. Ayı dışkısını direkt. Eğitim yani onun için işte belli başlı eğitimler yapacağız. Nasıl eğitim yapacağız? Ayı dışkısını bulduk ya. Koklatacağız bunu. Saklayacağız dışkıyı. Sonra bulacak. Bulduğu anda ilgi göstereceğiz, seveceğiz, ödül maması vereceğiz. Hayvan artık onu bulmaya odaklayacak kendini, anladın mı? Bulamadığı zaman yemek yok. Bu tip eğitimler vereceğiz tabii ki de. Yanlış bir hareket yaptığı zaman ilgiyi keseceğiz, yemeğe içmeye her şeyi keseceğiz. O onu ceza olarak algılayacak ve onu bir daha yapmayacak. Yani seni ısırırsa ona güzel bir ders veririz. Tabii. Bir daha ısırmaması için. Bir de buna şey de takarız, aksiyon kamerası takarız ormanda. Oo. Kurdun gözünden üst tarafına takarız. Vahşiydi orada. Harika olur. Kurt köpeği deyip geçmeyin. Gerçekten inanılmaz derecede onun beslenmesini de ayarlayacağız. Ona güzel uygun besinler ayarlayacağız. Onu olabildiğince büyütmeye çalışacağız. Çok güzel olacak. Hele büyüyünce 6 ay sonra var ya felaket olmaya başlayacak. Bir zaten yaşına şu geldiğinde. Şu an 2,5 aylık. 2 ay sonra bile çok farklı bir aynen duruma gelecek yani. Bir de çok hızlı büyüyorlar aynen bu arada. Bizim elimizden nasıl bir şey. Bakım çok iyi olacak. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda biz bu evladımıza çok özel bir yaşam alanı da yapmayı düşünüyoruz. Yani şu anda onun yeri hazır. Hem yuvası var, hem tel örgünün içerisinde hem bahçede boş gezebileceği yer var ama belki ilerleyen zamanda ona mağara gibi bir yer yapabiliriz. Mağara görünümünde. Doğal yaşamında aynen kullandığı gibi. Doğal yaşam alanındaki inini yapmayı düşünüyoruz en azından. Öyle bir şey yaparsak da mutlaka onu da sizlerle paylaşacağız. Geldik mi? Geldik. Evet, dakikalar kaldı, saniyeler kaldı evladımıza buluşmamıza. Şimdi araçtan iniyoruz ve ismini vermiyorum, biraz sonra vereceğim. Evladımızla, kurdumuzla buluşuyoruz. Tam arkamızda evlatlar, evladın babası, annesi, kardeşleri hepsi var. Çok iyi. Ben şimdi ufaktan bir baktım. Çok heyecanlıyım. Bir an önce yanlarına gidelim, sizlere de gösterelim. Müthiş bir şey olacak gerçekten. Siz de çok heyecanlısınız biliyorum. Hadi gelin içeriye beraber bakalım. Kolay gelsin abi. Şöyle göstersene bir aslan parçalarını. Yiyor. Bak babası Björn, annesi de yanında. Öbür tarafta da kardeşleri var, büyük kardeşleri. Bunlar inanılmaz. Şöyle gelin, anneyi babayı bir görelim önce. Ondan sonra yavrulara bakalım. Bunlar
Bunlar çok çekingen hayvanlar. Yani vahşi doğadaki bir kurt insan gördüğü zaman nasıl davranıyorsa veya hayvanat bahçesine gittiğiniz zaman bir kurdun davranışı nasılsa buradakilerin onlardan farkı yok denecek kadar az. Tıpkı bir kurt davranışı sergiliyorlar. Kurt gibi davranıyorlar. Bunları beslerken, eğitirken, bakımlarını yaparken bir köpek gibi değil bir kurt gibi davranmak ve düşünmek, ona göre hareket etmek gerekiyor. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için bir wolf dog sahipleniyoruz. Gerçekten mükemmel bir atmosfer. Yaşar Bey, şu anneyi babayı gördün. Şimdi içeride evet. De çıkmıyorlar ama nasıl bir izlenim yarattı sende? Yani doğada gördüğümüz kurtlardan daha kurt. Daha harika. Kurt. Annesi babası harika. Zaten yavrular belli yani. Bunlara çok iyi bakacağız. Büyüteceğiz. Bize kamplarda eşlik edecek. Güzel anılar paylaşacağız. Birlikte büyüyeceğiz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bu arada yavruları göstermedik. Bak Ahmet, yavruları bir göstersene. Gel. Aslanlar. Şimdi bakın burada birçok yavru var. Ben bak bu görüyor musunuz? Bu aslan parçasını seçtim. Daha koyu renkli. Diğerlerine göre bir tık daha küçük boyda ama o önemli değil. Biz ona aslanlar gibi bakacağız. Onu gerçekten kurttan daha kurt bir görünüme getireceğiz. Gel oğlum aslan oğlum benim. Dişlere bak görüyor musun Ahmet? Bak diğerleri patisini uzatmıyor içeriye görüyor musun? Bak bu patiyi bak ta içeriden bana uzatıyor. Ve bak. Gördün değil mi davranışı? Bak şimdi ben buraya geçtiğimiz aylarda ziyarete geldim. Kurtları izlemek istedim. İzledim. Yarım saat civarında izledim ve baktım gözüme bu siyahı kestirdim ama diğerlerine göre daha küçük, daha zayıf duruyor. Bu önemli değil. Davranışı öyle bir dikkatimi çekti ki. Buradaki telleri görüyor musunuz? Telleri bilerek yükseltmişler. Çünkü sadece o siyah buradan 4-5 kere firar etmiş, kaçmış. Tellere tırmanmayı öğrenmiş. Ne bileyim diğerlerine daha büyük böyle bir hakimiyet kurma eğiliminde. Ve bu davranışlar benim dikkatimi çeken en önemli özellikler oldu. Yaşar'la da birlikte zaten karar verdik bu yavruyu seçme konusunda. Fotoğraflarını da çekmiştim öncesinde. Kime sorduysam da onu seç dediler değil mi? Görünüm olarak. Şimdi bu gördüğünüz o küçük evlat 3-4 ay sonra yanımızda dağlarda gezen bir kurda dönüşecek gerçekten. Tabii ki de sağlıkla büyüsün. Aynen. Önemli dileğimiz o. Şimdi onu oradan çıkaracağız. Sizlere de bir gösterelim. İsmini söyleyelim. Değil mi? Bir de açıklama yapalım. Şimdi bunu gerçek kurt zannedenler olacaktır. Tabii bunlar bu gerçek kurt olanlar olacak. Mutlaka bunlar olacak. Şikayet edenler de olacak illaki. Belki bu videoyu izleyip şunu bir şikayet edeyim diyenler de olacaktır eminim. Ama hepsi karneli, şecereli. Tüm belgeleri bizde var. Herhangi bir sorun yok. Bunlar bir Çekoslovak wolf dog. Yani Çekoslovak kurt köpeği. Ama biz kurt demekten hoşlandığımız için. Aynen. Kurdumuz diyoruz. Kurt diyoruz. Yani öyle hoşumuza gidiyor. Şimdi gelin şu seçtiğimiz evladı bir size gösterelim. Çıkartalım mı? Harbi var ya kafası falan çok güzel. Abi bizimki bu seçtiğim var ya hepsinden değişik. Biraz daha uzun süre izlediğimizde daha iyi anlayacağız. Üşüyorsun değil mi? Bir de vura gerçekten çok soğuk. Evet, soğuk. Bizim kızacağım kadar var. Bizimkini alacağız. Köşeleri bizim evlat kaçmasın diye yapmış Bayram abi. Of! Evet arkadaşlar gün geldi evladımıza kavuştuk ve bu elimizde tuttuğumuz evladımız dağlarda bize eşlik edecek bir kurt. Nasıl çok buldun? Şahane harika bize çok güzel bir yol arkadaşlığı yapacağına eminim. Gözlere şu güzelliğe bakar mısın? Memnun oldum tanıştığıma aslan parçası. Ve bunun ismini şimdi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geldik gördük seçtik ve bu aslan parçasına çok özel bir isim verdik. Yaşar Bey hadi sen açıklayalım söyle. Mı? Açıklayalım. Börü. Bu gördüğünüz evladımızın adı Börü ve Börü dağlarda, yaban hayatta, vahşi doğada bizimle birlikte dağları fethedecek. Kendine yakışır da bir ismi oldu. Kendine yakışır bir ismi oldu. Türk milletine, Türkiye'ye yakışır bir isim oldu. Biz de ona hak ettiği değeri vereceğiz. Teslim aldık. Tıpkı evladımızı teslim aldığımız gibi. Çok güzel bir evladımız oldu. Bizimle kamp videolarında, gerek doğa yürüyüşlerimizde çok güzel anlar yaşatacak. Çok güzel anlar biriktirmemize sebep olacak. Börü. Aslan parçası. Bir an önce kaçalım. Yeri hazır. Onu kendi evimizde yerine yerleştirelim. Zaten siz onu artık sık sık göreceksiniz. Buradan bir sevincimizi belirtmek istedim. Orada çok fazla konuşamadık. Çok da soğuktu. Sıcak klimamızı da açtık. Bizimle birlikte şimdi yolculuk yapacak. Gider gitmez ona öyle bir bakım çekeceğiz ki nereye geldim ben diyecek. Bence çok şanslı bir evlat. Bizimle çok güzel günler göreceğine eminim. Biraz şımarıyor şu an ama. Şımarıyor. Alışmaya başladı.
oldu oğlum? Yukarı çıkıyoruz diye. Börü, ne oldu? Börü. Bizim kasaptayız. Neden buradayız? Çünkü çok özel bir evlat edin. Börü. Börüye ona hak eder bir şekilde bakacağız. Yol boyunca çok yoruldu, kustu, karnı acıktı ve biz de şu anda kasaba gelerek ona çok özel bir yemek hazırlayacağız. Menü hazırlayacağız. Evet Yaşar Bey, en önemli şeylerden bir tanesini şöyle gösteriyorum sizlere de. Koç yumurtası. Bu hayvanı öyle büyütecek ki gerçekten biz bile anlayamayacağız onu nasıl büyütüyor. Dışlarını alacağım tertemiz bir şekilde. Sen yedin mi daha önce? Yedim. Ben de yedim. Sobada çok güzel oluyor. Şimdi bunu böyle çiğ veriyoruz evet ama ilerleyen zamanlarda pişirip de vereceğimiz zamanlarda olacak. Börü için yemek yaptığımız zamanlarda olacak. Hazır. Akciğer, dalak, yürek, koç yumurtası ve iki parça et. Börüye afiyet olsun. Şimdi gidelim onu yerine kavuşturalım. Yemeğini de yedikten sonra gece dinlenmeye bırakacağız. Börüyü getirdik. Getirir getirmez gece onu yerine yerleştirdik. Karantina altında şu anda. Buraya bizden başka kimse girmiyor. Ve hayvanı sadece kendimize alıştırmaya çalışıyoruz. Yaşar'la ikimiz. Hayvan bizi tanıyor ve bizi sahibi olarak bilmesi gerekiyor. Biz de o yüzden buna burada hem eğitim veriyoruz hem de çok güzel bir şekilde bakmaya çalışıyoruz. Bu yavruluk süreci çok önemli. Hem hastalığa kalmaması gerekiyor hem de çok sağlıklı bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Ona güzel yer hazırladık. Sıcak yatağını hazırladık. Bu videoda da gittik, aldık, geldik ama hayvanı çok fazla göremediğinizi düşündüğüm için bugün tekrardan kayıt tuşuna bastık. Sizler de börüyü merak etmişken onu daha çok görün istiyoruz. Şimdi börüye malum -10 dereceyi falan buldu Kızılcahamam ama böyle sıcak su torbaları hazırladık. Sıcak su torbaları onu kendi kardeşlerinin yanındaymış gibi hissettirecek. Bu tüyoyu da veren Ege hocama buradan çok teşekkür ederim. Çok mantıklı bir yöntem aslında. Hayvanın etrafına bunları koyacağız ki gece uyurken hem üşümesin hem de kardeşleriyle yatıyormuş gibi bir ortamda hissetsin kendini. Onun dışında böyle şöyle bir tarak aldık. Yani hayvan aldık ama değil mi? Onu alınca da bu tip şeyleri belki faydası yoksa bile onun için alışveriş yapmak çok güzel oluyor. Ek olarak bugün şöyle bir genel muayene yapalım. Hayvanın genel durumu nedir, ne değildir? Yemeklerini yiyor mu? Dışkısı da ishal var mı yok mu? Bunları bir inceleyelim. Duruma göre bir genel değerlendirme yapalım. Yem olarak da neler veriyorum onlardan da bahsedeceğim. Hop. Börü paşamız. Paşam. Paşam. Paşam, paşam. Dişlere bak, dişlere. Paşamın dişlere bak. Yaşar Bey ne diyorsunuz? Müthiş olacak.
Şimdi de müthiş ama ileride şu dişlerin büyüdüğünü bir düşünün. Şöyle bakalım. Gözlere bakalım. Gözlerde sorun yok. Lenslere bakalım. Aslan oğlum benim. Deri kıvrım süresi normal. Dehidrasyon yok bu hayvanda. Turp gibi ya, hiçbir şey yok. Daha önce yaptılar bilmiyorum ama bunu ne yazık ki ateşini ölçmek için uygulaman lazım. Buna alışman lazım. Beni mi ısıracaksın? Ben seni kontrol ettim de ne yapacaksın? Evet, 38.3 ateşi normal. Gerçekten maşallah var, nazar değmesin. Bu var ya, çok şımarık. Bakın şu an mikrofonu ısıtırmaya çalışıyor. Ama biz taviz vermiyoruz kendisine. Akıllı uslu büyüyecek inşallah. Bir tane bu tarafa sıcak su torbası koydum, bir tane bu tarafa, bir tane de arkaya ki burada yatsın. Hem gece üşümesin, şu an kızacağım da gece -10 dereceye kadar görüyor. Hem üşümesin hem de kendi kardeşlerinin yanında sansın. Börüyle ilgili videonun ilk sonuna geldik. Evet, tabii bu başlangıçta bir sürü börüyle ilgili videolar gelecek. Biz zevkle çekiyoruz. Kamp videolarında zaten hep yanımızda olacak. Mükemmel olacak. Ben hep şunu hayal ediyorum. Biz dağdayız, çadırın içindeyiz, ateş yanıyor. Sobanın yanında uyumuş börü, kurtlar oluyor karşıdan. Kulaklarını dikiyor, bir bakıyor şöyle etrafa. Sonra biz onunla o karlı atmosferde, yoğun kar yağışında vahşi doğayı keşfediyoruz. Arkadaşlar gerçekten muhteşem. Harika olacak. Bunların hepsini tabii kamp videolarında en güzel şekilde göstereceğiz sizlere. Börü bizimle birlikte büyüyecek. Siz de bizimle kalın. Ne ilk ne de son videomuz. Börü bize yaşama sevinci kattı. Umarım sizler de börüyle tanıştığınızda memnun olmuşsunuzdur. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda börüyle ilgili çok daha fazla video ile sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.